Kamp 2021'den herkese merhabalar arkadaşlar. Trigonometri ve özel üçgen bir dik üçgen ve teoremleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Öncelikle arkadaşlar içeriğimizde ne var bugün? Dik üçgen yani Pisagor bağıntısı, kenarlarına göre özel dik üçgenler, açılarına göre özel dik üçgenler ve Öklit teoremiyle sizlerle birlikteyiz. Tam bir ÖSYM tarzı çıkmış soruya çok benzer bir sorumuz var. Zaten bunu her zaman gibi yapacağız diyerek başlayalım. Peki neyle başlayalım? Dik üçgenle başlayalım. Dik üçgen neydi arkadaşım? Uzatmayalım. Bir açısı 90 olan dik üçgen denir. Üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende ne vardı? 90'ın karşısına hipotenüs denirdi ve komşusundaki kenarlara da dik kenarlar denirdi. Zaten 90 dik kenarlar karşısına da hipotenüs denir. Peki Hipotenüse ne diyeceğiz? Kısaca hipo diyebiliriz. Zaten böyle de güzel bir ismi oluyor. 90'ın karesi hipodur. Bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Bunu zaten çok iyi biliyoruz. Çok da kullanıyoruz. Her yerde kullanıyoruz değil mi? Zaten bunu şeyde de çok kullanmıştık. Açık kenar bağıntılarında da kullanmıştık. Burası 90'dan büyük olursa demiştik. 90'dan küçük olursa demiştik. Bunlar çok önemliydi. Burada da resmi olarak bu konuya geldik. A kare. Bu arada onları yazalım. A neresi? A'nın karşısı A'dır. B'nin karşısı B'dir. C'nin karşısı da C'dir. O zaman nedir? Hiponun karesi A kare B kare artı C karedir. Biz de buna Pisagor bağıntısı deriz. Dedik, uzatmadık, geçtik. Böyle bir dörtgen var. Ne demiş? AD dik AB demiş. Tamam. DC'ye bakıyorum. Eyvallah. BC'ye dik 5 var, X var, 1 var, 7 var. Herkes var. Kim yok? X'i bilmiyorum. Onu bulacağım. E burada görüyorsun dörtgen zaten çok kolay bir dik üçgen sorusu. Buradan bunu bir çekerim. Çektiğimde ne olur arkadaşım? Şuraya bir A diye harflendirsem. Ne yaptım şu an ben? A'nın karesi, hiponun karesi eşittir. 7'nin karesi. Başka ne var burada? 1'in karesi var. Çok güzel. Devam ediyorum. Hemen burada ne var bir de? A'nın karesi. 90 var burada. A'nın karesi, hiponun karesi eşittir. 5'in karesi artı. X'in karesi yazdım. İşte bu kadar. Şimdi yapacağım ne hocam? Bakıyorum adam bana ne sordu? X sordu. A nereden çıktı? A yok ortalıkta. Ben verdim. Ortak kenardı. O zaman bu A'yı götürmek için ne yapacağım? Bunları birbirine eşitleyeceğim. Bak A, A, kare buna eşit. A kare buna eşit. O zaman yazalım. Bu neydi? 7'nin karesi 49 artı 1'in karesi 1 eşittir. A kare neye eşitti? Buna. Aynı zamanda da buna eşit. 5'in karesi 25 artı x'in karesi geldi. Hallettim. Burası kaç dostum? 50. At karşıdan 25'i. 25 eşittir x kare. O zaman x ne oldu? 5 oldu. Bu soruyu hallettim. Zaten basit bir soruydu. Geçtim. Hemen bakalım burada ne varmış? Burada da yine bir ÖSYM tarzı katlama hoplama soruları var. Bakalım ne olacak? Şekil 1'de kenar uzunlukları AB'nin 10 olduğu yazalım bakalım. AB 10 Tamam. AC 12. AC'nin 12 olduğu. Burada da var, burada da var. Güzel. BC'nin 8 oldu. BC dediği yer şuranın tamamı. Burası da neymiş? 8'miş. Hatta şöyle göstereyim. Buranın tamamı 8. ABC üçgeni biçiminde kağıt B ucundan tutup hoppala katlanıyor A, AH şeklinde. AH dik oluyor buraya falan filan cırık bırık buraları geçelim bu görünüm elde ediliyor. Bana ne soruyorsun onu söylesen. Bana diyor ki B üstü C üstü arasındaki X nedir? Bir dakika. Biz katlama sorununda da her zaman ne diyoruz? Her zaman sen şekli bir daha düzgün çiz. Ne yaptın? Şeklin tamamı burada var. O zaman bak bunu buradan böyle çekelim bir. Çektim 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 çektim. Bu dik olduğu için tam üstüne katlanacak aynen bunun gibi. Adam buraya ne demiş? B üstü demiş. Hatta ve hatta B üstü C arasına X demiş. Buranın tamamına 8 demiş. Buraya 12 demiş. Katladığım için bu 10 buraya geldi mi? Geldi tabii ki de. Şimdi bak arkadaşım. Bak arkadaşım burada çok güzel bir soru bu. Hemen bu gibi sorular soracaklar. Dik üçgende biraz önce alıştırma niyetine bir soru yaptım ama bu soru çok önemli. Şimdi çok dikkat edin. Ne yapıyoruz her zaman biz geometri burada Tonguç Akademi'de? Hep pratiklikler. Bak kesirlerle bölülerle uğraşmamak adına. Şu adam şuraya eşit mi? Eşit. Burası x'i e, burası 8 eksi x mi? Evet. 8 eksi x bölü 2. 8 eksi x bölü 2 yaparsın. Bak 8 eksi x bölü 2'nin bir güzelliği cazibesi yok. 8 2'ye bölünür ama x bölünmez. O zaman ben ne diyorum biliyor musun? Burası 2x olsun. Yani bana 2x'i soruyor olsun. Olay güzelleşsin 5 taneliğine. Niye? Çünkü burası 2x oldu. 2x olursa ne olur hocam? Bak burası işte şu 8 Eksi 2x yani şu parça ne olur biliyor musun? 8 eksi 2x bölü 8 eksi 2x olur. Ve buradaki küçük parçalar ne olur? 4 eksi x olur. Her biri 4 eksi x olur. O zaman olaya gel şimdi bak. Olaya bak. Şu parça ne? 4 eksi x. Bu parça ne? 4 eksi x. Anlaştık. Şimdi olaya bak şimdi. Şuradan bir dik üçgen çizmiş adam. Şurada bir dik üçgen var ya da burada. Fark etmez. İkisi birbirinin aynısı. Ben buraya ortak kenardan dolayı bir A harfi çakarsam o zaman ne oldu? Çok dikkatli bak şimdi şu dik üçgene. A'nın karesi eşittir. A'nın karesi eşittir. Ne oldu burada? Diğer tarafta. 4 eksi x'in karesi çok iyi. Eş artı e, çok özür dilerim şurası artı olacak. A'nın karesi 4 eksi x'in karesi artı. Burası da eşittir olacak. Kime eşit? 10'un karesine eşit olacak. Peki 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 peki. Şurada bir dik üçgen var mı? Kırmızıyla göstereyim. Şurada bir dik üçgen var mı? Yine var. O kim peki? A'nın karesi artı. Şurası ne? 4 eksi x vardı. Yazayım. 4 eksi x zaten var. Bir de burada 4 eksi x şu bıdık var ya bıdık. H ile B üstü arası. Bir de artı 2 x var. Etti mi sana 4 artı x? 4 artı x oldu. O zaman burası da 4 artı x'in karesi oldu. Bunun cevabı da nedir arkadaşım? Gördüğün gibi dik üçgen hiposu kim? Hiposu 12'nin karesi. Herkesin bir hiposu vardır diye böyle iğrenç bir espri yapayım. Geldim buraya. Burası da ne oldu? Burayı halledeceğim şimdi. Nasıl halledeceğim peki? Tabii ki de bunları açarak. İlk önce büyük olduğu için şu adamı açayım. A kare artı birinci'nin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 12'nin karesinden 144. Yukarıdakini açayım şimdi. Yukarıdaki ne oldu? A kare artı ikincinin, birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı arası eksi olduğu için artı x kare var. Cevapta ne oldu? 100 oldu. Şimdi arkadaşım taraf tarafa bunları bir çıkartalım bakalım. Çıkart taraf tarafa a'lar birbirini götürdü. 16'lar birbirini götürdü. x kareler birbirini götürdü. Artı 8x eksi eksi 8x'ten 16x oldu mu? Tabii ki de oldu. Cevabım kaç oldu? Cevabım 44 oldu. Peki 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 peki. Adam bana ne soruyordu? 2x soruyordu. 16x'im benim. 44 ise peki 2x'i bulmak için her tarafı kime bölersin? 8'e. Niye 16'ya bölüp 2 ile çarpayım? 8'e bölerim. 8'e bölersem 2x eşittir. 44 bölü 8 olur. Buradan da 2x eşittir. Ne olur dostum? Herkesi 4'e bölersen 11 bölü 2 santimetredir derim. Çok güzel bir sınav, sınav dik üçgen sorusu yaparım ve bu soruyu da böyle geçerim. Şimdi burada bir kural var arkadaşım. Kurala bakarsak ne görüyoruz kuralda? Kural şu. 10. sınıftaki dörtgenler kuralı. Hocam burada ne işi var bunun? İşte bu bazı kitaplarda bunu kural olarak veriyor. Dik üçgen kuralı. Çünkü niye? 1, 2, 3, 4. 4 tane dik üçgen var burada. Hatta ve hatta bunu simetri olarak içeri alırsan aynı şekil böyle oluşuyor. Bunu o yüzden dörtgenler değil dik üçgenlerde de verilebilir ki vermek istedim. Biliyorsunuz ki Tonguç Akademi 2021 tayfada kesinlikle ve kesinlikle eksik bir tane bir şey görmenizi istemiyorum. Çakaldıklar, cinlikler, pratiklikler, bütün kurallar her şeyin nereden geldiğini görmenizi istediğim için bunu da koydum. Burada ne var peki hocam? Şu var bak burası ad dediğim şey a olsun a'nın karesi çaprazındaki b diyelim buraya b'nin karesi eşittir ne olacak? Şuraya C diyelim. Burası C'nin karesi olacak. Ve de ve de ve de. Şurasına da D diyelim. İşte D, C'de D'nin karesi olacak. Bu format var elimde. Bu denklem var. Karşılıklı yani karşılıklı dediği çaprazlamasına şu ikisi şu ikisi birbirinin kareleridir. Peki 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 simetrik alırsan şunu şuraya taşısam ben. Burası B ise burası B mi? Burası D ise burası D mi? D. O zaman bu görseli buraya gösteriyorum bak. Burası C, burası A, burası B, burası da yine D oldu. İşte böyle bir dik üçgen görürsen, burası doğrusalsa, işte o zaman yine çaprazlamasında kareleri toplamıdır. Çapraz kim hocam? A ile B'nin karesi, D'nin karesiyle de C'nin karesi yine birbirine eşittir dedim ve bu kuralı uzun uzadıya anlattım ama cevabı sorumu hız hızlı geçeceğim. Gördüğün gibi bütün her şeyi anlatmış, hepsi burada. O zaman yapalım, bak büyük bir büyük bir dörtgen var. Dörtgeni gördüğümde kök 13 burada. Kök 13'ü gördüm. 4'ü gördüm. Kök 30'u gördüm. Şuraya bir a diyeyim. O zaman nedir arkadaşım? 4'ün karesi artı a'nın karesi eşittir. 4'ün karesi a'nın karesi karşılıklı. Kök 13'ün karesi artı kök 30'un karesi. Burası da tamam. O zaman ne yaptım hemen? Bakıyorum 4'ün karesi 16 artı a kare eşittir. Burası ne oldu? 13 artı kök 30'un karesi 30'dur. At karşıya dostum. A kare eşittir. 13, 30 da 43. 16 çıkarsa 10 çıksa 33, 6 çıksa 27. Bak böyle pratik pratik hemen pıt 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 yapıyorsun. A kareyi buldum. Peki adam bana ne soruyor? DC'yi resmi olarak sorduğu için ben bulacağım. Bak 3 kök 3'tür. Neden? Bu çünkü 9 kere 3'tür. Her tarafı köke alırsan 9 dışarı çıkar 3 diye. Kök 3'te 3 kalır. Şu 3'ü güzel yapalım. Aferin iyi, yakışıklı oldu. Şimdi bak bunu buldum. Peki hocam neden soruya baktın bulmakta sonradan karar verdin? Çünkü neden biliyor musun dostum? Bana bu dc'yi sormayabilirdi. Be'yi sadece sorabilirdi. Be'yi sorsaydı Bak şurada hemen işlem yapacağım. Çapraz kök 13'ün karesi Artı x'in karesi artı x'in karesi Eşittir. Ne olacak arkadaşım? Ne olacak? Kök 13'ün karesi, karesi artı x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi oldu. Hemen attım bunu karşıya. Burada 13 artı x kare eşittir. 9 artı 16 oldu. x kare buradan ne çıktı? 9, 16, 25, 13 de buradan geldi. 12. Peki o zaman x karem ne oldu benim? Yine söyleyelim 4 kere 3'tür. Kökü alırsan her tarafı 4 kere 3'ten 4 dışarı çıkar. 2 diye burası da dışarı çıkar. 3 dışarı çıkamaz. Kök 3 diye içeride kalır. O zaman bana adam bunların toplamını soruyor mu? Soruyor. Biliyorsunuz ki köklü sayılardan elma armut muhabbeti değil bunlar. İkisi de elma. O zaman toplanırlar. 2 kök 3, 3 kök 3 de toplarsan cevabın 5 kök 3 olur. Nerede bu? Burada. İşte bu kadar. Arkadaşım bak şimdi. Neden diyorum? Bazen x kareyi bulmana gerek yok. Başka bir yerde x kareyi kullanacaksındır. O yüzden gerek kalmaz. Biraz önce onu anlatacaktım. O soruda kaldı. Ama burada a'yı özel olarak istiyor. Bir de zaten şurada da ben onu yapabilirdim. Yine bak buradan da görebilirsin. a kare x kareden de görebilirsin. 3'ün karesi 30'un karesi de yapabilirsin. O yüzden her şey serbest. İstediğin gibi yapabilirsin. Burası da dik üçgen sonuçta. Hiç fark etmez. Aynı cevap çıkar. Böyle de bir soru var. 10. sınıf sorusuydu ama olsun dedik. Peki neyi gördük şimdi? Dik üçgeni gördük. Pisagor bağıntısını gördük. Hallettik. Ve benim geometride en sevdiğim, bence şüphesiz herkesin en sevdiği kısım burası. O da ne? Kenarlarına göre özel dik üçgenler. Peki nasıl kenarlarına göre özel dik üçgenler? Herkes 3-4 gördü mü? Biliyorsunuz ki... ...hemen 5'i yapıştırır. Ama dikkat. 3, 4'ü dik kenarlarda görürsen hipoya 5'i yapıştıracaksın. Ama dik kenarlar olacak. Adam mesela şöyle bir üçgen görüyor. Burası 3, burası 4. Hocam yapıştır. Ne oldu? 5. Hayır arkadaşım. 5 değil. Şimdi ağzımdan bir şey kaçacak. 5 değil arkadaşım. Öyle bir şey yok. Neresi 5 arkadaşım? 3, 4, 5. İşte bu özel dik üçgendir. Başka özel dik üçgen kim var? 5K, 12K, 13. 5, 12, 13 özel dik üçgendir. 8, 15, 17 özel dik üçgendir. 7, 24, 25 özel dik üçgendir. Başka dik üçgen yok mu hocam özel? Var, var ama bizim için bunlar lazım. Öbürküleri dik üçgenden bulursun. Hocam bunlar dik üçgenden çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama daha hızlı olmak için bilinen üçgenlere biz özel üçgen dedik. Böyle çok güzel tarzdalar. Peki hocam 6-8-10 nerede? 6-8-10 özel dik üçgen değil. Özel dik üçgenin yavrusu. Nasıl hocam? Bak bunu sen iki katına çıkartabilirsin hepsini. Bak bunu üç katına da çıkartabilirsin. Aa 9-12-15 de özel üçgenin yavrusu ve özel üçgen sayılır. Geçtim. 4 katına çıkartabilirsin. 12-16-20. Beş katına çıkartabilirsin. 15-20-25. Oo çok güzel bir özel üçgen oldu. Buraya geldim. 5-12-13 var dedim sana özel üçgen. Yetti mi? Hayır. Bazı sorularda 10-24-26'yı kullanır, ötesini kullanmaz. Merak etme. Burada da bundan başka kullanıldığı ne var? 8-15-17 belki belki iki katı 16-30-34 kullanılır ama belki belki. Ama 7 24 25'te de 7-24-25 genelde bunu sorarlar ama belki 14-48. 50 üçgeninde koyarlar sana özel diye. Burada bu özellikle şu 3 4 5'in katları çok önemli. Diğerleri de kendi içinde önemli. Bunları unutma. Bir de şu sakın şu dangozluğu yapma. Sakın bu kefaleyi yapma. Bunlar da önemli. Hemen soruya geçelim. Kimler varmış burada kimler? Kimler var bakalım? Bir iki tane kolay soru yapalım. Sonra zaten doğrulaştıracağız. 6 kim ondu bu? 8'di. Peki 6 8 10'du. Güzel. 6 8 10'du. Başka özel üçgen dik üçgende 8 15 17 vardı. Adam da zaten bana bunu soruyor. İşte bak buralarda dik üçgen yapmayacaksın. Bu basit soruyu niye yaptım? 6'nın karesi buraya x deyip x'in karesinin toplamı 10'un karesi demeyeceksin. Demeyeceksin. Ne diyeceksin peki? Diyeceğin şey şu dostum. Hemen 6 8 10. 8 15 17. Bitti. İşte bu kadar. Bunlar bunlar. Önemli olan bunlar. Dedim şunu yanıma aldım. Bunu uzayın derinliklerine gönderdim. Ne diyor bazı hocalar? Diyor ki gördün mü ikizi indir dikizi diyor. Ne var burada? ABC ikiz kenar üçgen. ABC ikiz kenar üçgen. AB AC eşit. Bazıları da <laughs> kaba tabirle başka şeyler söylüyor. Ben de kibar tabirle şunu söyleyeyim. Ne var burada arkadaşım? İkiz görüp de dik indirmeyen bizden değildir diyelim. Güzel bir terim kullanalım. Böyle başka bir şeyler söylemeyelim. İkiz görüp de dik dikindirmeyen bizden değildir. Neden? Çünkü ikizin en büyük özelliği bu. Neden? Dikiner bunlar buralar birbirine eşit olur. İkiz kenar ikiye böler dik ve açı ortaydır. Ama burada açı ortayla işim yok. Ne var burada dostum? Hoppala paşam mal kaşan. Ne oldu burası? 24 oldu. 24 nasıl oldu peki? Bu ikiye bölmüştü. Kimi? Burayı burayı. E 24 nasıl ikiye bölünür? Hop. Burası 12. Burada zaten 4 var. Burada 12 olması lazım. Burası 8. E kardeşim hipo kim hipo? Hipo kök 89. E bas şuraya x'i. X'in karesi artı 64. 8'in karesi. Kusura bakmayın hızlı yazdım. 8'in karesi eşittir. Kök 89'un karesi. 89. At karşıya. At karşıya dostum. Ne oldu? 25. E kimdir? Neyin karesi 25'tir? 5 oldu. İşte bak olayın güzelliği. 5, 12. Kimdin sen? Bakıyorum. 5, 12, 13. Bak biliyorsan bunları eyvallah. Biliyorsan bunları eyvallah ama bilmiyorsan lütfen ölümüne öğren. Bunları tekrar tekrar yaz, çiz, bak öyle Ondan sonra da bütün sorular senin önüne gelsin. Nasıl? Al ÖSYM tarzı bir soru. Nasıl ÖSYM tarzı hocam? Yalandan döşemişler yazıyı. Sen zannediyorsun ki ulan bu ne çok zor zannediyorsun. Aslında zor bir şey yok. Bakalım nasıl yok. Şekilde yere dik konumda bulunan bir bayrak direği. Tabii ki de dik olacak. Bayrağımız her zaman göklerde olacak. Sağlamlaştırmak için eşit uzunlukta iki tel kullanılıyor. Tamamdır. Direkten 20 metre uzakta yere sabitlenen telin direği. Telin direğe bağlandığı nokta yerden 15 santimetre yüksekte olduğuna göre Tellerin direğe bağlanma noktaları arasındaki uzaklık nedir? Şununla şunu mu soruyor? Evet. Şimdi bak. Bak. Olay çok basit. Ne diyor bize? Direkten 20 metre uzakta yere sabitlenen direkten 20 metre uzakta yere sabitlenen telin başlandığı nokta yerden yüksekliği 15 diyor. Bir dakika. Bu bayrak dik değil mi yere? Evet. O zaman bak. Şurasına x dersen. Ya dostum x demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? 15, 20, x. Bu ne? 3'ün 5 katı. Bu ne? 4'ün 5 katı. Bu adamda 3, 4 pipo olduğu için bu. 5'in 5 beş katı olacak mı? Olacak. İşte bu. Bak biz ne dedik? Bu da bir özel üçgen yavrusudur. Bunu da unutmayacaksın. Sorularda çok gelir. Özellikle 9, 12, 15. 12, 16, 20 çok gelir. 5, 15. 15-20-25 de yine çok gelir. Dedim. Geçtim. Burayı hallettim dostum. Şimdi geldim. Ben bunun uzunluğunun 25 olduğunu buldum. Bu arada bana diyor ki bir bayrak direğini sağlamlaştırmak için eşit uzunlukta iki tel kullanılıyor. Bak bu tel 25 ise bu adam da 25. Hocam nasıl oluyor? 15-7-25. Bak şurada bir bıdık var bıdık. Şu bıdığı gördün mü? O bıdığı soruyor zaten adam bana. Nasıl hocam? Bir üçgen düşün ki sen bir üçgen düşün ki burası 7 burası 25. Kimsin sen dostum? Bakıyorum 7 24 25 yapıştır. O zaman ne oldu? 7 24 25 yani burası dik kenarım 24 hipo 25 bir tanesi de 7 olacak. E bakıyorum e olay buraya kadar 15'ti. O zaman geometride şekli alınılmaz. O zaman burası ne olacak? 9 olacak. İşte zaten bana bunu soruyordu. Yapıştırdım, geçtim. İşte dik üçgen sorularında bu soruyu sorarlar diyorum. Diyeceksin ki "Hocam Allah'ını seversen böyle soru sorarlar mı? İstersen aç geçen seneki soruya. Geçen seneki gerçi buradakinin aynısı. Bir önceki 2018 sorusuna bir bakar mısın? Buraya koymadım ben. Gerçekten koysam linç yerdim. Hocam bu kadar soru koyulur mu diye. Kolay soru. Bak ona bir bak. Bu, bu soru ona göre zor. İnan bana diyorum. Geçtim. Ve ben sana anlatmak istediğim, söylemek istediğim özel bir şey var arkadaşım. O da bu işte. Bu çok önemli. Ben burada burayı biraz uzunca anlatacağım. Neden? Çünkü cin sorularda, zor sorularda burası geliyor. Ben bunu da önemsediğim için bununla ilgili 4 tane soru koydum yanlış hatırlamıyorsam. Burayı çok iyi dinle şimdi. A, B dik. D, C dik. Tamam buraları anladık. A, B 4. C, D 8 ise BC 16 ise AD kaçtır diyor. AD arasını soruyor. AD nerede dostum? Yok. AD dediğimiz şey hemen bir ürün yerleştirme koyalım. Reklam koyalım hemen şu bizim videolarımıza. E, hop burayı çektim. Üçgenler fasüküle diye bir daha gösterelim bir iletirelim. Ne oldu? AD'yi yapıştırdım. AD'yi yapıştırdın ama adam sana bunu soruyor da ya hocam bu üçgen bu üçgen burayı mı bulacağım? Burayı mı bulacağım? nasıl bulacağım buranın tamamı 16 diye bir şey yok. Neden? Çünkü sen şuradan bir gel bakayım dostum buraya doğru. Sonra oradan buraya doğru gel. Burası dik mi? Dik. Burası dik mi? Dik. O zaman bunlar paralel mi? Paralel. O zaman burası dik iner mi? İner. Bunu buraya paralel çekersem burada güzel bir dikdörtgen oluşturdum mu? Oluşturdum. Sen 8 sen. Sen de 8'sin. Sen 16 16'ysan sen de 16'sın. O zaman burada ultra mega güzel bir üçgen oluştu bak. Bak. Bak olaya bak olaya. Olaya bak. Peki bu 16'yı görme. Bu 16 sanki bunu nasılmış mi? Hayır. Bak burada bir dik üçgen oluştu. Hemen bu dik üçgeni gözünü iyi aç bak buraya. Burası 12. Burası 16. Aman Allah'ım. Biz zaten bunu çok iyi biliyoruz ya da öğrendik. 12, 16, 20 üçgeniydi. İşte 20 üçgeni oldu ve AD'nin 20 olduğunu buldum. Bak hep böyle özel üçgenleri verirler genelde. Vermezlerse ne yapacağını anlatacağım ben zaten birazdan. Verirler, vermezlerse zaten ona göre Pisagor yaparsın ama özel üçgen çıktığı için bu soruları da buraya koydum. Bak şimdi yamuk yumuk bir soru 2 saat anlatmakla uğraşmayayım. Pratikliğini göstereceğim sana. Biraz önce neydi? Buna bazı kitaplar diyor ki merdiven. Ben de buna zikzak soruları diyorum. Şöyle bir sana ben, bana da böyle zikzak gibi geliyor. Bazılarına zikzak şöyledir. Bence de ben de buna zikzak diyorum. Ne bileyim öyle uydurdum yani. Zikzak soruları hoşuma gidiyor. Bazen de bu üç katman oluyor böyle. İşte bu katmanlarda dikkat etmemiz gereken şey şunları uzatmak. Bak bunları uzatmak. Buna göre hareket etmek. Sorular var mı? Var sıkıntı yok. İşte bu zikzak sorularına dikkat etmemiz gereken bir yer var. Bakın çok dikkat. Adam bana ne vermiş? İki tane dik kenar vermiş. Ve bana bunu soruyor. Ve elimde ne var bir tane arkadaşım? Elimde bir tane çok güzel bir tane zikzak ya da merdiven var. Bak zikzak merdiven varsa sen bunu yapmalısın. Sen bunu yapmalısın. Bunu yaparsan ne olur? Bak X var elinde, 7 var ve sen burayı bilmen lazım. Bilirsin. Nasıl biliyorsun zaten sen burayı? Burayı sen şöyle biliyorsun bak arkadaşım. Şunu düşün bak hemen. Şurası 3, şurası 1. Şurası 5. Bak şurası 3, şurası 1, şurası 5. O zaman ne yapacaksın hemen? Bu arayı ben birleştirdim diyorsun bana. Bak bu arayı ben birleştirdim diyorsun. Hemen çat 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 çat. Çat 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 çat, çat çektim burayı. Burası 5. Burasının 1 olduğunu biliyorsun sen. 1 olduğunu biliyorsan burası nedir arkadaşım? 8 ve burası da 1'dir. Doğru mu? 8'e 1'dir. O zaman 8'e 1 ise 8'in karesi bana kim lazım? Bu arası lazım. Bak ya da şöyle şuradan göstereyim net bir şekilde. Şunu şöyle uzattım. Burası 3 oldu. Şurası 1 oldu. Bak gördün mü? Burada da dik üçgen belli. Burası lazım bana. 8'e 1. Burası dik zaten. O zaman ne dedim ben? 8'in karesi artı 1'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 1'in karesi eşittir. Şuraya da a desem a'nın karesi mi? O zaman a'nın karesi eşittir. 64 artı 1'den 65 oldu mu? Oldu. Bak kalsın. Köke möke alma. Vakit kaybetme. Çünkü burada aynısı gelecek. Ne aynısı gelecek hocam? X kare artı 7'nin karesi eşittir. Ne oldu dostum? A'nın karesi. Karesi, karesi. a bir dakika. X'in karesi 7'nin karesi A'nın karesi. A burada. A'nın karesi 65. Gel buraya. X kare artı 49 eşittir 65. 6 eklesem 55. 10 daha eklesem 65. Aa süper. Süper süper. Niye? Çünkü çok klas bir kare çıktı burada. O da dört. Bizi köklü sayılarla uğraştırmadı. Çok güzel oldu. Ne oldu peki? İşte bu zikzak muhabbeti ya da ya da zikzak muhabbeti ya da e, merdiven muhabbeti senin çok işine yarayacak. Bak, bu iki soruyu bilerek ardarda arda koydum. Hocam neden aynı sorulardan tekrar yapıyorsun? Bak ikisi aynı değil. Bazen zikzakta bunu bulursun ama bunu dıştan bulursun ve burası lazımdır sana. Niye niye burası lazımdır sana? Çünkü dik üçgen hipo lazım sana. Hipo lazım sana. Ama bak bu soruda bu soruda soruda üçgenin bir anlamsız gene bir şey. O zaman bak ne yaparsın biliyor musun dostum? Çok iyi izle şimdi. Çok iyi izle şimdi. Şurası 2 ise şurası da 2'dir. Burası 2 burası 2 şu 2 şuranın arkadaşlar. Bu 2 2 iki ise 2'dir. Bu 2 ise burası da 2'dir. Devam ediyorum. Biraz daha dikleştireyim şunu. Biraz daha dikleştireyim. Burası da dik. Bak dike şimdi çok dikkatli bak. Burası sana ne oldu dostum? Burası bana 5 oldu. Şurası ne olmuştu biraz önce? Zaten 8'di. Buradan da 6 geldi. Burası ne oldu? 16 oldu. Burası 8 2 10'du. Bir de 6 geldi buradan 16 oldu. İşte bak. Bir önceki soruda sen hipo oluştururken dik üçgenler rahat bulurum diye bu soruda ne yaptın? Yine merdiveni kullandın ya da zikzağı kullandın. Ne yaptın? Bu sefer de anlamsız bir şekli dik üçgenle süper bir anlama çıkardın. Ne diyorsun hocam? Ne anlatıyorsun Allah'ını seversen? Bak ne anlattığımı gör şimdi. Ne anlattığımı gör. Ne anlattığımı gör ve ne söylediğimi gör. İşte bu kadar. İşte bu kadar. 12 16 23 üçgenidir. X nedir diye soruyor. X 20'dir. Bu sorularda uzatmadım çünkü bayağı bir kalabalık olacaktı. Direkt anlatmak istediğimi anlattım ve süper bir şekilde yaptım, geçtim. Şimdi son sorun bu ile bununla ilgili. 4 soru var demiştim size. Bu son sorum. Son soruda da bu muhabbeti çok kullanacaklar. Lütfen arkadaşım Tonguç Akademi'ni ben bunu izledim. Tonguç Akademi'yi takip ediyorum ve her şey var demen için bunu çok kullanacaklar için burada bak oldu. Ne demek istiyorsun hocam? Ne diyorsun? Şunu diyorum bak. Bir AB üçgeni pardon AB kenarı dikmiş BC'ye. Bu arada DC dikmiş BC'ye. Tamam dikler bunlar. Biz hep şuna alıştık. Bak iki soru önce neye alıştım ben? Biz şu zikzağa alıştık. Şu zikzak var ya. Şu zikzağa alıştık burada. Yalnız bu zikzak değil ki bu sefer. Değişik bir şekil. O zaman bana ne diyor okuyayım? 7, 12, 2. Tamam. P de BC üzerinde bir yer. Diyelim ki şurası. Ama diyor ki bana AP ile PD'nin AP ile PD'nin en küçük değeri diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu gibi sorularda yapacağımız şey şu. Hemen bunun simetriğini alacağım aşağıya. Şekli hiç değiştirmiyorum. Burası 2, burası 2. Adamı bana sorduğu aslında ne biliyor musun? Bu P noktası oynak ya. Nerede olduğu belli değil. BC'de bir yerde. Bana zaten en küçüğünü soruyor. İstediğin yere koyabilirsin diyor. Bu P oynak nerede olduğu belli değil. Ben bunu buradan çekip böyle yapacağım ama ben ne diyorum biliyor musun? Bu buraya gelsin diyorum bak. Bu sonuçta ikisi aynı üçgen ve bana sorduğu şey bakın şu AP ile PD'nin eşit uzaklığı. Bu da D'nin simetrisi olduğu için burası da D'dir. Aynı şeyler. Bak çok bir kere daha tekrar ediyorum. Çok dikkatli dinle. Bana sorduğu şey AP ile PD'nin en küçük olması. Bu arada P neresi bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmediğim için bana bıraktı inisiyatifi. O zaman düşünsene. Sen hani açı kenar bağıntılarında yapmıştık değil mi? Açı kenar bağıntılarında ne demiştim? Bazı arkadaşlar beğenmiş. Teşekkürler. Demiş ki hocam anlatış vardı ya. Bunlar en az bu kadardır bak. En az budur. Böyle yaparsan bu araya uzaklık daha da büyür. Böyle yaparsan daha da büyür. Peki pardon özür dilerim. En en uza burası ne olacak? Burası en kısa mesafesi olacak. Demek ki bak bunu böyle yaparsam burası uzun bir şey çıkar. O zaman en kısası kim? En kısası bunun buradan geçmesi. İşte bu noktayı ben P seçersem burası artı burası en kısa olur. Bak şu an düşünsene burası burasının toplamı tabii ki de çok büyük. Diktikçe küçültebilirim. Bak böyle olsa daha da büyük. Ama nereye kadar gittim mi küçülüyor? Bu P'ye bu noktayı seçtiğim noktaya göre yaklaşırsam en küçük oluyor. O zaman en küçük nedir? Bunun buradan başlayıp tam böyle dikine gitmesidir. Hemen paralelin simetrini alıp bunu böyle ayarlıyorsun. Çok net bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Geçtim. Bu zaten ne muhabbeti? Zikzak muhabbeti. Zikzak burası 2, burası 7, burası 12. Bana ne soruyor dostum? Şurada bir P noktası var diyor. Yapıştır geç diyor buradan diyor. Şuradaki P noktasını. O zaman işte o zikzak buraya çizerim. Burası 2'dir, burası 12'dir, burası 90'dır. O zaman burası ne oldu? 9. Burası ne oldu? 12. Gel buraya gel. Gel buraya sen. Kulaklarından tuttum ve yine gösterdiğim işte budur. 15'tir dedim. En küçük nedir o zaman? En küçük 15'tir dedim. 9 12 15 üçgeni 9 12 15 üçgeni oldu. İnşallah anlamışızdır. Çünkü bu anlaşılmıyor daha çok. Biraz da uzatarak anlattım. İyi anlayalım diye. Burada çünkü bak arkadaşım bu ikisinin toplamı daha büyük, değil mi? Daha büyük. Çünkü bu kenar bu ikisinin toplamından küçük olması gerekiyordu. O zaman bak bu dümdüz gelirse doğrusal olursa en küçük olur. Zaten görsel olarak da anlamışızdır inşallah diyorum. Geçtim. Ne yaptık? Pisagor bağıntısı tamam. Ne yaptık? Kenarlarına göre özel dik üçgenler yaptık. Şimdi de açılarına göre özel dik üçgenler yapıyorum. Ve yavaş yavaş konunun sonuna geliyorum. Bak açılarına göre özel dik üçgenler. İkiz kenar dik üçgense burası A ise burası A ise Pisagor yapıp sen bunu bulursun. Yalnız bulmana gerek yok. Ezberden yapıştır. A, A, A kök 2. Bak bunları tekerleme gibi bilmen lazım arkadaşım. Tekerleme gibi bilmen lazım. A, A, A kök 2. 90'ın karşısı, 30'un karşısı, 60'ın karşısı. At, 30 benim için gösterge. 30'un karşısı A. 90'ın karşısı 2A. 60'ın karşısı A kök 3. Bak bunu bilmen lazım. 30'un karşısının kök 3 katı. Ya da 60'ın karşısı kök 3 ise... O zaman burası köküçe bölünmüş hali olacaktı dedim geçtim. Şimdi hocam yanlış yazmışsın iki tane üçgen var diyeceksin. Hayır arkadaşım burada sana bir şey göstermek istiyorum. O da şu bak burada 75 üçgeninin iki özelliği var. Bazen zıt sorularda bunu soruyorlar ama genellikle bu muhabbet olur. O da şu burası haşsa arkadaşım burası 4 haştır. Burası haşsa burası 4 haştır. Yani 15, 75, 90 üçgeni varsa 90'dan yükseklik indirirsen o yükseklik tabanın dörtte biridir. Ya da taban yüksekliğin dört katıdır. Haşa dört taş muhabbetini unutma dedim. Peki hocam bunu niye koydun? Bunu da niye koydun biliyor musun? Bazı sorularda bunu soruyorlar. Ben sana direkt göstereyim. Bak adam ne yapıyor biliyor musun? Bu arada <laughs> burası nereden çıktı ya? Burası 15 olacak. 75 değil tabii ki de. Öyle bir dik üçgen var arkadaşım. 15'e bakıyorsun. 15 oldu. Sen burayı 60 Burayı 30 diye ayırırsan burası zaten dik üçgen. Hemen bak burası A'dır. Burası A köküçtür. Burası da 2A'dır. Kimden dolayı? Bundan dolayı. Ve şu kenarda 15-15 kaldı ya. 60 yaptım ya burayı. Burası 15 kaldı. E burası ikiz kenar oldu dostum. O zaman ne oldu? Burası 2A. Burası 2A'dır. İşte bu kadar. Bunu unutmayacaksın. Nasıl yani hocam? Burası A. Burası A köküç. Bir de 2A o zaman burası nedir? Bunun kök köküç katı artı 2 katı muhabbeti vardır. Bu da bazı sorularda soruluyor. Göreceksin dikkat et bulacaksın diyeyim geçeyim. Bir de özel dik üçgenlerle alakası var ama burada olmasının sebebi tamamen şunu indirmektir dik. Bunu sana bırakıyorum. Ben sadece sana şunu söyleyeyim. Burası A ise burası A ise 30 30 120 ikiz kenar üçgeninde burası A kök köküçtür. Dedim geçtim. Neden? Çünkü ikiz kenarda ne olacak? 2'ye bölecek. Buralarda 60'a 60 oluyor. Oradan da zaten onun ispatını da sana bırakıyorum. Bu özel üçgenleri kesinlikle unutmuyorsun. A A A kök 2. A A kök 3 2 A. 60'ın karşısı kök 3 katı. 30'un karşısı A zaten. 90'ın karşısı 2 katı. Haşa 4 Aş 15 75 üçgeni unutma. Bu formatını çok nadir de olsa zor sorularda sorarlar. Unutma. Ve bu da A, A, A kök 3. Ne zaman? 120, 30, 30 olduğunda unutma. E, bilmelisin. Neyi bilmelisin peki? 30'u gördün. 60'ı gördün. 45'i gördün. 120, 135. Bunlar iç açılarsa dışı 60, dışı 45, dışı, 100, dışı 30, dışı 45, dışı 30. İşte bu üçgenleri, bu açıları gördün mü? Üçgenin içinden ya da dışından dik çizmelisin arkadaşım. Örnek göster hocam. Şöyle ki bak 30 ile 45'i gördün. Yapıştır. Hocam buradan çekim. 60'ı bölersin. Gerek yok. Bak neydi? A, A, A kök 2 idi. E burası A, A. A kök 2 idi. E o zaman buralar 6, 6 değil mi dostum? 6, 6. E burası 90 burası 30 değil mi? Bak burası 90. 60'ın karşısı A ise 30'un karşısı 6 bölü kök 3. Niye? 30'un karşısında kök 3 katıydı ya. O zaman 6 bölü kök 3. Sana bir tavsiye. Bir şeyi kök 3'e bölüyorsan direkt 3'e böl. Bir şeyi kök 3'e bölüyorsan direkt 3'e böl. Niye? 12'ye bak mesela. Direkt 3'e böl. 4 kök 3 yapıştır. Neden? Çünkü 12 dediğim şey 4 kere 3'tür. 3 dediğim şey kök 3 çarpı kök Bu köküşlerden birini istemiyorum. 12'yi kök bölüyorsam direkt 3'e böl. Yanına kök yapıştır. 6. 6'yı kök böl. Gidip böyle çocuk gibi yazma. Ne yap biliyor musun? 6'yı kök böl. 6'yı kök bölme. 6'yı direkt 3'e böl. 3'e böldün. 2 kök 3 bitti. Yanına hemen kök 3 ekle. Bölüçe kök köküçü 3 ekle. Kök 3'ün katı 6 oldu. O burası da 90'ın karşısı olduğuna göre 90'ın karşısında da 2 katı olacaktı ki oldu zaten. Dedim, geçtiğim Bana da zaten A B'yi soracak. Başka da bir şeyi soramazsın sen. Dedim, kalemimde bitti. O zaman bu kalemimi fırlatayım, atayım, gitsin. Bakalım, bakalım, bakalım. O zaman yeni bir sorumuza geldik. Yeni soruda ne diyor peki? 120 var. Ben de dedim sana dostum. Ben de dedim 120 görürsen, 45 görürsen bunlarda dikindir. İçeriden ya da dışarıdan dedim. Peki. Bak, peki. Yorumlarda yazıyor arkadaşlar. Hocam çok yavaşsınız diyor. Altındaki adam da diyor ki çok hızlısınız. Ben de ikisinin ortasını bulmaya çalışıyorum genelde. O yüzden bazen böyle heyecanlı hızlı gidiyor. Bazen yavaş gidiyor. Tabii ki de sizin elinizde teknoloji olduğu için bir de Z kuşağı olduğunuz için hemen oradan çarpı iki yapıyor adam. Adam jet hızıyla dinliyor. Ee, ...bilmiyorum bizim anlatışımızda A çarpı ile yapan var mı? Zannetmiyorum çünkü zaten hızlı konuşuyorum çoğunlukla. İnşallah hoşunuza gidiyordur ki yorumlardan hoşunuza gittiğinizi görüyorum. Zaten 11'den de tanışıyoruz. Hedef 12'den ve Tonguç 11 kanalından da. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten güzel bir kitle var. Ee, gerçekten güzel bir öğrenci profili var. Ee, çalışıyor, çabalıyor ve sonunda da hedefine ulaşacak. Ki en sevdiğim öğrenci modeli. Müthiş, müthiş bir öğrenci modeli. Hem... E, muhabbeti var hem de çalışkanlığı var İnşallah devam edersiniz güzel üniversite ortamında sizleri e, mutlu bir şekilde görürüz inşallah diyelim ve geçelim Hadi bakalım hayırlısı ne yaptım arkadaşım 120'yi gördüm 45'i gördüm 120'yi bölemem 45'i de bölemem 90 çizmem lazım nereden çizersin Tabii ki de dışarıdan dışarıda o zaman patladı mı sana güzel bir 30 60 90 üçgeni patladı Peki Peki arkadaşım 90'ın karşısı 12 kök altıysa Burada bir özel üçgen çıktı, bak. Burada bir özel üçgen çıktı. O özel üçgenim ne arkadaşım? O özel üçgenim 12 kök 6. Burası 45. Şuranın tamamı 45. O zaman burası a a a kök 2 değil miydi? Evet. 12 kök 6'yı ben 12 kök 2 kök 2 kök 3 yazabilir miyim kök 6'yı? Evet. A kök 2 ise kök 2'ler gitti. O zaman burası dostum 12 kök 3'tür. Burası 12 kök 3. Şuranın alayı 12 kök 3'tür. Bitti. Burası 12 kök 3. Buranın tamamı 12 kök 3 oldu. Hallettim. Şimdi ama bana onu sormuyor. 30'un karşısında 60'ın karşısında dostum kök 3'lü. E zaten biz ne demiştik sana? Biz demiştik ki 30 60'ın karşısı zaten kök 3'lü olmalı. Ki oldu. Kök 3'lü olmazsa kök bölecektim. Ya da 30'un karşısındaki köküçle çarpacaktım. Bir sıkıntı yok. O zaman bu 3 ise 30'un karşısındaki 12'dir. 60'ın karşısındaki 12 köküç, 30'un karşısındaki 12, 90'ın karşısındaki de 24 olacak. 30'un iki katıydı dedim. Lütfen bak Allah'ınızı seviyorsanız Allah'ın ismini verdim. Lütfen o üçgenlere, bu üçgenlere iyi çalışın. O üçgenler dediğim bak zaten yanımda burada duruyor. Buna iyi çalışın. Lütfen buna iyi çalışın. Özellikle bak şunları iyi çalışın. Bak benden söylemesi. Vay ben bilmedim. Vay ben görmedim demeyin. Bunlara iyi çalışın. Bu sorumu da patlattım. X'i de 24 buldum. 15 her tarafa yazdık. Dediğim geçtim. Şimdi bak güzel bir soru daha geldi. Yine böyle basit ama etkili bir soru. Tamara bağlı sarkaç var 5 metre. Yerden yüksekliği 7 metre. Tamam eyvallah. Sarkaç 60 derece bir hoplatıyorsun bunu hop diye fırlıyor. A, B ile A, B üssü. A ile B üssü arasında soruyor bana. Şimdi arkadaşım bir şey soracağım. Burada 90 ise burası 30 mu? 30. 30'un karşısı kaç? Hop 12. 90'ın karşısı kaç? Hop 24. E bir şey söyleyeceğim. Bu top uzaya mı gitti arkadaşım? İp kısaldı uzaldı mı? Hayır uzaldı ne demek ya? Uzadı mı? Hayır. O zaman ne oldu dostum? Şurası 5. Tamamı 20, 24. O zaman buraya da 19 kaldı. Bana sorduğu şey neymiş? A üssüyle B üssünün uzanlığı 19'dur dediğim. Şimdi yine yeniden benim çok önemsediğim sorularda acayip pratikleşeceğin ve gerçekten güzel sorularda bunları soruyorlar. Hep senden Pisagor yapmanı bekliyorlar. Ama bak arkadaşım, Tonguç Akademide sen işte bunları görüyorsun, bunları öğreniyorsun, biliyorsun. Bu çok önemli. Ben önemsiyorum. Bak birazdan sorularda göreceksin. Ben özellikle yazmadım o soruları. Kitaplardan aldım. O kitaplarda da gerçekten bu zorlukta soruyorlar. Pratikleştim olay bitiyor. A, A, A kök 2 olduğunu hatırlıyorsun. Zaten A kare, A kare, 2 A kare. Pardon özür dilerim. A, A, 2 A kare doğru. Köke aldım mı ne oluyor? A dışarı çıkıyor. Köklü çıkamıyor. A'nın karesi. 2 A'nın karesi ne oldu? 4 A kare. 5 A kare oldu. Yine A çıkar. Bu çıkamaz. Burada da yine A çıkar. Kök 10 çıkamaz. Benim ama sana söyleyeceğim ne bak. A, A, A kök 2. A, 2A, A kök 5. A, 3A, A kök 10. Lütfen bunları Pisagor mantığından düşünme. Bunları ezbere bil. A, A, A kök 2. A, 2A, A kök 5. A, 3A, A kök dur dediğim. Ne diyorsun hocam? Ne diyorsun? Bir dakika düzgün anlat. Şöyle arkadaşım bak. 2. 2 varsa burası 2 kök 2'dir. 3. 6 var diyelim. Bak 2 katı görüyor musun? 2 katı. 2 katı ise bunun kök 5 katıdır burası. Ya da bak 3'ü gördün. 3 kök 5'i gördün. Burası 6'dır. Burada gördün. Mesela 4 var 12 var. 3 katı mı? O zaman burası 4 kök 10'dur dostum. Bitti. Yapıştır. Burası 4 kök 10 mu? Burası 12 mi? Aa 3 katı muhabbeti vardı. O zaman bunun bunun üçte biri 4 mü 4. O zaman burası 4'tür işte. Bu pratikliği yap. Lütfen bak bu dediğimi iyi anla. Ki zaten örnek yapacağım göreceksin dedim geçtim. Bak 6, 8, 10. Oh 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 hocam bu kadar kolay olur mu? Olmaz. Burası ne? 10. Bunlar birbirine eşit. Burada zaten açıklamada yazmış. Buradan da görüyorum. Bana AC'yi soruyor dostum. AC'yi. Keşke burayı sorsaydı. AC'yi soruyor. Bak AC'ye bakar mısın? 2 saat pisegur yapacaksın sen ha. Bak sen bu, bu, bu kanalı izlemeseydin 2 saat pisegur yapacaktın. 6'nın karesi, 18'in karesi maşallah maşallah. Oh, oh, oh Hayır arkadaşım bu ne? 6. Bu ne? 6'nın 3 katı. A, 3A, A kökon bitti geç. Neredesin A kökon? Şıklara bak aman Allah'ım bu ne? Bunlar ne? Hiç olmaz olmaz ne olacak arkadaşım? Pratik, pratik, pratik. Geçtik. Bak gel buraya, gel buraya. ABC üçgeni. AB dik. Süper. AD kenar ortay. Bak iyi izle. AD kenar ortay. AD kenar ortaysa bu buraya eşit mi? Eşit. Ya bir şey söyleyeceğim. 4 Dört kök 5. Gel buraya. Allah'ım ya Rabbim neredesin sen? Gitme bir yere. Gel buraya. Gel. Gel. 4 Dört kök 5. 4 4 kök 5. Neydi o? A 2A A kök 5. İşte bu kadar. 4 8 4 kök 5. O zaman burası 4'tür arkadaşım. Burası 4. Peki ben sana ne söyledim? 45'te de söyledim onu. A A A kök 2 idi. Yapıştır. Neyi yapıştır arkadaşım? 4 4 4 kök 2 yapıştır. A D'yi 4 kök 2 bul. Geç artık. Uzatma. Geç. Şimdi nereye geldim? Çok önemli bir yere geldim arkadaşım. Geldiğim önemli yer Öklit teoremi ve son olay bitti. Pisagor bitti. Açılarına göre bitti. Kenarlarına göre bitti. Pisagor hepsini yaptık. Öklid'e geldik. Öklit son olay ve çok önemli. Aşırı önemli bir olay. Hemen hızlıca yapalım. Öklid'in en temel bilinmesi gereken şey şu. 90'dan bak 90'dan özellikle yazmadım. Şimdi, şimdi koymak için. 90'ı unutma. 90'dan 90'a inerse Öklit'tir. Öklit'in temel kuralı haşın karesi parçaların çarpımıdır. Haşın karesi parçaların çarpımıdır. Birinci ve en önemli unutmaman gereken ikincisi sağdan gelirsen sağ çarpı tamamı sağdan gelirsen sağ çarpı tamamı bak k çarpı a soldan gelirsen sol çarpı sol p çarpı tamamı bu da çok önemli bir kuraldır. En önemli kural alandan gelir. Alandan. Alan neydi? Dik kenarların çarpımı ya da yükseklik çarpı taban bölü 2 ydi. Bakıyorsun yükseklik değil bunlar. Dik kenarlar çarpımı bölü 2 eşittir. Yükseklik çarpı taban bölü 2 ydi. Bunlar birbirini götürdü dostum. Ne oldu o zaman? Ne oldu? BC eşittir. HA oldu. İşte o zaman bu da önemli bir çıkarım. O zaman bu da önemli bir kural. Ne var? 1. H kare parçaların ki sağdan sağ çarpı tamamı sol çarpı tamamı ayrı ayrı kurallar bir de alandan geliyor bak alandan geliyor unutma dediğim o hocam bu ne ya biz 11'i bitirdik 12'yiz değilsin arkadaşım sen sınav öğrencisisin. 11'den de çalışacaksın 12'den de az biraz hatırlıyoruz bu nokta nedir arkadaşım bak bu noktanın y'si eksi 6 ymış. o zaman şurası eksi 6 mı şurası e burası 6 burası 2 mi e x'i 2'ymiş. Yani şurası 2. Şimdi bak niye koydum bu soruyu? Çünkü bu koordinat düzleminin en güzelliği neydi? Dik olmasıydı. E dik üçgen var. Dikten dik indi. Öklit olduğu mu? Oldu. E bana burası 11 diyordu. 2 burası. E 9 burası. O zaman şunu ben bir çizsem ya. Bak çiziyorum. Şunu çekmiş adam şurayı 9 bulmuş. Yükseklik 6. Şurada bir part var. Parça var 2. E burası da dik. Dikten dik indi. O zaman arkadaşım bak bana sorduğu yer neresi? Şurası x. Buraya da x diyelim. O zaman ne oldu? x artı 2 çarpı 9 eşittir 6'nın karesi. O zaman bu ne oldu? 36'yı 9'a böl 4. O zaman x'in buradan 2 çıktı. Neyle 9'u çarparsan 36? 4. O zaman x'im 2. İşte bak 11'den hatırlarsın ama öklit nerelerde yapılıyor görüyor musun? Öklit buralarda yapılıyor dedim geçtim. İşte yine Şanlı Bayrağımız yine güzel bir soru kesinlikle. Şekildeki bayrak rüzgardan etkileniyor düşünüyor. Bak düşüyor. Adam rüzgardan bayrak yere düşer diye bayrağı almış, direk kalmış böyle. İşte süper. Yine milliyetçi duygularımız kabardı. Geçelim. Direğin A noktasındaki yandaki dik üçgen şeklindeki CDE betonuna geliyor. Betonda kalıyor böyle. Kaldığında da duruyor. Durduğunda da adam bana diyor ki CE6 BD4 e, pardon BE4 değil şu DE'ye K dersem DE'ye K dersem BE 4 kaymış Tamam. O zaman bana ne soruyor? Bayrak direğinin boyu. Bu direk buraya devrildi ya. Bana burayı soruyor. Yani şuradaki X'i soruyor. Şimdi çok dikkat. Arkadaşım bakıyorum ki buraya 90 tek nokta çift çizgi. 90 tek nokta çift çizgi bir 90 üçgeni. E bu ne? Çift çizgi nokta. E burası da 90 değil midir dostum? Aa adam bana gizliden ne yaptı? Adam bana gizliden gizliden bir pisago şey, öklit verdi. Gizliden bir öklit verdiyse o zaman ben ne yaparım biliyor musun? Gizliden bir öklit verdiyse. Öklit kuralını kullanırım. Bak sol çarpı sol çarpı tamamı x'in karesi 4k çarpı tamamı 5k. Bu tarafa geçtim. 6'nın karesi eşittir. K çarpı tamamı. E burası ne oldu dostum? X kare eşittir. 20 K kare oldu. Burası ne oldu? 36 eşittir. 5 K kare oldu. E K kare dediğim şey neymiş? 36 bölü 5'miş. Yapıştır burada. Yapıştır burada. X kare eşittir. 20 çarpı 36 bölü 5. 5'ler sadeleşti. Ne oldu? x eşittir 4 kere 36 oldu. x kare. Her tarafı köke al. E 4 dışarı çıktı 2. 6 dışı 36 dışarı çıktı 6. O zaman x'im ne oldu? x'im 12 oldu. Çok güzel bir dik üçgen sorusu. Dik üçgenden öklit sorusu. Öklitten de güzel bir bayrak sorusu dedim ve yeni soruya geçtim. ÖSYM tarzı soruyu yapacağız demiştik. Bakalım ÖSYM tarzı sorumuzda ne varmış şimdi arkadaşım? Bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde ne yapmış Kemal? 10 cm arayla 5 çivi çakmış. 1, 2, 3, 4, 5 çok güzel. 10'ar santim araları varmış hepsinin. Sonrasında da Kemal uzun kenarı 20 olan ve uzun kenarın 3 noktaları birleştiren uç noktaların 3 değil de bir de uç noktalarını birleştiren birer asma ipine sahip olan dikdörtgen biçimdeki özdeş iki resmi bu çivileri şekildeki gibi asıyor. İki tane asıyorum burada. Bunlar birbirinin aynısı. Yani uzunlukları aynı. Burası 20 ise şurası da 20 falan filan cırrık vırrık geç. Sonrasında ne oldu? Asıyor. Bu durumda Kemal resimlerin yerden yükseklikleri 50 ve 58 olacak ölçüyor. Buna göre de diyor resimlerden birinin asma ipi nedir diye sordu. Şimdi arkadaşım çok dikkat. Bak şimdi bak. Bir kere bu ip sence ne olur? Bu ip ikiz kenar olur. Peki burası ne olur? Şu kenarlar eşit ve burası da 20 olacak şekilde olur. Şimdi dikkat. Bak şimdi. Burası 50. Burası 58. Şurası K mı? K. Bu resmin kısa kenarı K mı? K. 50 K. 58 K. O zaman şu iple şu ipin arasında bir fark var. O da ne? Burası A ise burası A artı 8'dir. Niye? Şu yüksekliğin tamamı AK58 burası da AK58 oldu. Şimdi çok güzel. İkiz kenarsa ne dedik? Gördün ikizi indirdikizi ikizi ya da ikiz kenar görüp de dik indirmeyen bizden değildir demiştik. O zaman bak şimdi şurada bir ikiz kenar var. Hemen indirdim ikiz kenarı. Şurası ne oldu? A artı 8 oldu. Şurası ne oldu? Ee, çok özür dilerim. Burası değil tabi. Şurası bak. Yükseklik ya. Indirdiğim yer A artı 8 oldu. Şöyle yapayım. Hatta daha düzgün çizeyim dur ya. Niye kötü çiziyoruz ki? Şurası dik kısım. Burası A artı 8 oldu. Burası çat 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 geldi. 22'ye böldü ya da onu gördüm burada. Burası 10 oldu. Şimdi çok kritik bir yer geldi. Bize şu ipin uzunluğunu soruyor. Bu ipin aynısı burada yok mu? Var. Bu ipin tamamı bu değil mi? Evet. Bak burada ne var? A var. Bu tarafında da A var. Burada da 20 var. E, i̇pin tamamı ne o zaman? 2a artı 20. E böl 2'ye o zaman burası neymiş? a artı 10'muş. Hemen o zaman toparlayalım bitirelim. a artı 8'in karesi artı 10'un karesi eşittir. a artı 10'un karesi. Ne yaptım burada? Hemen bakıyorsun. a kare birinci ile ikinci çarpımının iki katı artı ikinci artı 10'un karesi 100 eşittir. Burası ne oldu? a kare artı 20A artı 100. Yüzler birbirini götürdü. A birbirini götürdü. Attın karşıya. 64 eşittir. 4A mı? Böldün iki tarafı 4'e. O zaman A dediğim şey ne çıktı arkadaşım? A dediğim şey 16 çıktı. Bana diyor ki asma ipi ne kadardı? Asma ipini biraz önce buldum ya ben burada. O zaman asma ipini bulduysam 2A artı 20 eşittir 52 oldu. O zaman çok güzel bir ÖSYM sorusu. Zor mu? Bence hiç soru değil. Sadece biraz çok dikkat gerekiyor ve dik üçgen sorusu. İnanın bu kadar kolay soruyorlar. Geldim. Geçen haftanın ödülü sorusuna. Geçen hafta derken bayağı oldu. Araya bayram girdi. Bu arada geçmiş bayramımız tekrardan kutlu olsun. Ne oldu burada? Diklik merkezi diyor. Neresi diklik merkezi burası? Ne demek bu? Bura dik demek. Burası dik demek. Ve bu da buradan indi dik demek. Gördün mü? Sonra ne yapılıyormuş? AD. K dedim. CD. M dedim. Ondan sonra DB'yi ne dedim? Buna göre diyor simetriğini aldım diyor. Neyin? D'nin simetri aldım K. O zaman şunlar birbirine eşittir. Simetri alırsan burası K'dır. E buraya bakıyorsun. Bu ikiz kenar üçgen. Burası nedir? E buraya bakıyorsun. Simetriğini almış yine. Hep simetrikten bahsediyor. O zaman dik üçgen. Bunlar birbirine eşit. E bu da nedir? E buraya bakıyorsun. İkiz kenar dik. Bu da M'dir. E buraya bakıyorsun. Dik üçgen. Üçlü çizgi e, simetriğini aldın M'dir. Simetrik almayı biliyorsun zaten bak şunun simetriğini alırsan dikin hemen burası da dik olur. Bunlar birbirine eşit olur. Bunlar birbirine eşit olur. Yani biraz hızlı geçiyorum ama zaten ödülü soruyu biliyorsunuz aşinasınız diye. Zaten çoğunuz yapmışsınız maşallahınız var gerçekten. Gözlerinizden öpüyorum. Elleriniz dert görmesin süpersiniz. İnşallah sınavına Allah nasip etsin diyelim geçelim. O zaman burası da K'ydı. Yine burası da dikten K'dan K oldu. Şimdi bana ne soruyorsun dostum sen? Ne diyor? A, K, B, M, C, L, A üçgeni. Buradaki altıgenin kaç olduğunu soruyor. Görüyorum ki burada ne var? 2K var. 2M var. Artı 2N'nin kaç olduğunu soruyor. E ben burada ne biliyorum? K artı M artı N'nin 9 olduğunu biliyorum. E bana da burada 2 katını soruyor. 2 katı da 18'dir dedim. Ve dik üçgenin, Pisagor'un, Öklit'in içinden geçtim. Bütün her şeyi anlattık. Artık gönlümüz rahat olabilir. İnşallah kitaplardaki bütün soruları çözersiniz. İnşallah anlamışızdır demiyorum. Zaten bence iyi bir izlersek anlarız. Bunları unutmayın dediğim şeyleri unutmayın. Bunları unutmayın. Bunları unutmayın. İnşallah bayağı bir kapsamlı anlattık. Ben YouTube'da baktım. Bu kadar kapsamlı, bu kadar detaylı ve bu kadar güzel anlatıp <laughs> Güzel anlatım yok diyelim. Biraz da riyakarlık yapalım. Allah affetsin. Tabii ki de ödev kısmını unutmayalım. Ödevi de vermeden geçmeyelim. Hangi kitabımız? Üçgenler zaten arada reklamı da girmişti. 108. sayfada bak. Pisagor var. Sorular var. Çok güzel. ÖSYM tarzı müthiş. Ondan sonra Öklit var. Öklit'teki şu soruları kaçırma. Güzel gene yap. Zaten bir sonraki konumuz trigonometrik oranlar. Orayı yaptıktan sonra zaten burada bir dünya ödev var. Buraları yaparsınız. Hatta şimdiden isteyenler de buradan ara ara soruları seçsin, yapsın, pekiştirmek için yapabilir. Bitti mi, bitmedi. Tabii ki de geometrik kitabımızdan da hemen sıradaki konumuz neydi? Oraya bakalım. Üçgende eşlikten önce işte burada hemen bakıyorum. Buradan da sana söyleyeceğim birazcık beklettim. kusura bakma. Hemen trigonometri özel üçgenler 100 100 değil. 64-65'i yapıyorsun. Hemen buralardan konuyu iyi anlıyorsun. Bak burada bizim öklitimiz var. Ökliti iyi anlıyorsun. Yaptığım soruya benzer bir soru var. Burada da ne var? Yine dik üçgenler var ama burası trigonometrik. Kim? 68'e kadar yapıyorsun. 68'i yapmıyorsun. Buraları bir sonraki videoda anlatacağız. Sen ne yaparsın? İstersen yine 81'den ve 82'den işine gelen soruları yaparsın. Çünkü orada da ne var? Tekrar güzel soru var dedik. Şimdi ödülü soruya geçelim. Çok zor bir soru. Bakalım kimler yapacak? Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.